Merhaba sevgili seyirciler. Yeni bir gündemde bugün konuğumuz Sayın Erdal Ataklı. Erdal Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Evet, bu birkaç önce de görüşmüştük. Doğrudur. Aslında bu birkaç aydan bu yana epey gelişmeler oldu bildiğim kadarıyla. Evet, Erdal Bey, İmgiat Başkanı, İzmir Mardin İş Adamları Derneği Başkanı. Evet, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk Allah. Kaç oldu? 3 ay oldu mu görüştünüz? 3 ay oldu. 3,5 ay oldu. Evet, o günden bugüne de bayağı peki, yol aldık. Bu kadar hız nasıl oluyor böyle 3,5 ay içerisinde? Şimdi biraz evvel odada anlattıklarını şöyle bakıyorum, düşünüyorum da 3,5 ay içerisinde bu kadar geniş çevrelere nasıl uzanabiliriz? Zaten daha önceden hazırlanmış olan projelerimiz vardı. Vaat edilen projeler, artı düşünülen projeler, artı bizim dernek içerisindeki iş adamlarımızın fikirleri. Herkes yani biz duygusunun olduğu her yerde biliyorsun her zaman başarı vardır. İmgiat'taki olan tüm üyelerim, aile diyoruz artık, İmgiat ailesi diyoruz biz buna. Onlarla yol alırsak kesinlikle biz duygusu olan her yerde her zaman başarı olduğuna inancı da olan bir insanım. İmgiat'ta kaç üyesi var? Biz resmiyette normalde 30 kişiyiz ama şu anda 100 kişiye yakın iş adamına. Bunların içerisinde psikologumuz var, hastane müdürümüz var, mali müşavirimiz var, mühendisimiz var, mimarımız var. Yok yok. Öyle değil mi? Midye yapımcılığı da var. Midye yapımcılığı da biz küçük esnafa da yani iş adamı deriz yani sıkıntı yok. Çünkü bizimle midyeyi üreten biziz yani. Ben işte bunu sormak zaten oradan girmek istedim aslında. Evet. Ben şunu anlamıyorum. Deniz kenti olan İzmir ama İzmir'de midye sektörü genelde Mardin'de. Kesinlikle. Bu iş nasıl oluyor yani? Bu terslik mi var burada yoksa böyle Mardinlerin denize olan özlemi mi böyle insanlar? Yok biz Mardinli olarak yani ben doğu insan da genelde bir şekilde bir işle yetinmez. Bizim insanlarımız da bir fikir üretmekte üstlerine yok. Ben bile kendim ben şu anda biliyorsunuz Atagro firmasının sahibi olarak 5-6 tane grubun içerisinde olan iş kolumuz var. Şu iş kolları bir sayalım. İş kolumuzun ne? Siz anlattıkça kafam karışıyor. Oradan oraya gidiyoruz böyle. Birçok iş kolu olunca iş kolu mu? Hangi iş kolu? Da Atagro'da ilk önce bizim müteahhitlik firması artı ithalat ihracat firması, bilişim sektörü, eğitim ayağı. Eğitim ayağı dediğiniz zaten biliyorsunuz gençlere verdiğimiz önden dolayı bunu biraz daha genişlettik. Hatta Alsancak'ta yer açtık şimdi. İki tane psikolog olması. Ona gelecek. Ve bu ithalat ihracat işimiz var. Yani 5-6 tane ayak var. Yani tutta midyecilik derken midyecilik yıllardır zaten İzmir'de var oldu. Artık bizim Mardinler imza attı. Mardinler başlattı diyebilir miyiz? Kesinlikle, kesinlikle. Yani bizim sanayi... Bizim Mardin'imizde denizimiz yok ama buradaki denize dibine kadar girip de şu anda midye çıkarttık da şu anda insanlarımıza hatta ithalat ihracata bile girmiş. Zaten sormaya gerek kalmış. Öyle bakınca Mardin'in olduğunu anlıyorsun midyecilerin hepsini. Kesinlikle. Mesela incir aldım. Böyle birbirleri mi çekiyor insanlar? İncir. Abi şu konuda boşluk var. Mardin'den akrabalarım çekiyorlar. Ya da buradaki Mardin'den gelin bakalım burada bir boşluk var. Gelin bu işi yapalım gibilerden mi? Nasıl oluyor bu iş? Bilmiyorum. Mardinlerimizin kafası çok çalışıyor. Öyle diyeyim artık. Hani bizim Hamza var. Hamza incir altında. Şu anda güzel bir mekan açtı. O da bir iş adamı statüsüne girdi. Daha önceden bir normal bir kamyondayken şu anda güzel bir mekan sahibinde. Tüm insanlarımız da gidip oturup da lezzetli bir şekilde yemeyelim. Bunu midyenin bütün çeşidini yaptılar. Evet. Midyeden açtık konuyu da. İncir altı midye deyince zaten. Evet. Hamza akla gelir. Evet. Derneğe gidelim. Derneğin en son çalışmalarını. Derneğin çalışmaları dolu dizgin gidiyor. Yerimiz zaten daha hala bitmiş değil. Eylül ayının sonuna kadar bitecek. Karabağlar yol üzerinde Gazi Emir'e doğru giderken solda 200 metre karelik bir alan içerisinde eğitim semineri şeklinde. Hem İmgiat'ın bürosu hem de eğitim semineri olacak bir yer hazırlıyoruz. O orası bittikten sonra açılış olacak bürokratlarımızla beraber. Açılış olduktan sonra ilk önceliğimiz gençlerimiz. Gençlere nasıl el atacağız bunun şeyini yaptık, düşüncesini ortaya attık. Sıra sıra yani belirli bir şey belirlenecek. Örnek vereyim önceki zamanlarda biliyorsunuz federasyonda tıbbi sektörde kurslarını verdiriyordum. Halk eğitim merkezi aracılığıyla, milli eğitim aracılığıyla. Ama ben bunu kısalttım artık. 2,5 aylık bir dönem zarfını ben bir haftaya indirgedim. Çünkü biz İstanbul Uluslararası Eğitim Bilim Konfederasyonu'nun Ege Bölge Ayağı'yız. Hem şirket hem imgiat olarak. Emlak müşavirliği belgesini mesela 2,5 ayda zorla alıyorlar. Biz YÖK aracılığı yani YÖK'ün onayı olan bir tane belge veriyoruz artık. Bir hafta içerisinde teslim ediyoruz, eğitimini veriyoruz. Bir haftadan sonra da açık öğretim sistemi gibi bilgisayardan gene derslerine devam edip bu şekilde iş adamı daha çabuk bir şekilde almış oluyor. Nasıl oldu yani bir aylık eğitim bir haftaya veriyoruz? Biz yani eksik bir şeyler orada... Adı konmayan fazlalık şeyler mi var, gereksiz şeyler mi var? Gereksiz şeyler değil yani. Kısalttınız mı bazı şeyleri? Kısalttık. Peki o kısaltınca aynı eğitim almış olabiliyor mu? Aynı eğitimin daha yükseği hatta YÖK onaylı. Yükseköğretim Kurumu'nun üniversite babındaki bir kurumun temsilcisiyiz. Ege Bölge temsilcisiyiz.
Biz bunları hatta biz Ticaret Odası Başkanı Sayın Ekrem Demirtaş Bey'le de konuştuk. Hatta salonda bize tahsis etti. Buradan da kendisine selam gönderiyoruz. Tamamıyla İmgiad'ın tüm projelerinde biz de varız dedi. Emlakçılar Odası'yla görüştük. Kendilerine de bu projeye imza atılacak. İleriki dönemlerde bunlarla da konuşulacak. Ve bu iş adamlarına çünkü yani süre kısaltılmış olması demek bu iş adamına artık yani bir artısı var, eksisi yok. Çünkü ben yani işini gücünü bırakıp da orada eğitime gideyim, bir şekilde şey yapayım, zamanımı harcayayım değil. Çünkü hazırda bu işi bilip de belge sahibi olmayan bir ton insanımız var. Evet. 16 bin tane emlakçıdan bahsediliyor. Bunların 10 binine yakını belgesiz. Biliyorsunuz evet. Devletimizin de bir şeyi var. Mesleki yeterlilikle ilgili bir çalışması var. Onun ayağını da, Ege Belge ayağını da ben aldım. Mesleki yeterlilik belgeleriyle ilgili kısmı da artık İmgiyat ve Atakuru firması her zaman yani ön planda olup bu gençlerimize ve iş adamlarımıza bir şekilde imza atacağız. Çok güzel. Oradan oraya gidiyorsunuz ama bilemiyorum. Sürpriz projeyi daha söylemedik yani birazdan ona geleceğiz. Sürpriz projeyi mi? Şimdi şeye gidelim önce. Şöyle Mardin'e doğru uzanalım. Mardin'e uzanalım. Mardin'e ama sürpriz de gidiyoruz. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Ömer Yahşi'ye buradan selamlarımızı göndererek geçen gün kendisini ziyaret ettiğimizde projemizi konuşurken bir okul derken bir okula biz kardeş okul yapalım derken kendisine dedi bir okul değil dedi Erdoğan Başkan 10 tane okul seçiyorsun dedi 10 tane kardeş okul orada şu anda seçilmiş milli eğitim aracıyla burada da 10 tane okul kardeş okul şeklinde bir araya getiriyoruz tüm ihtiyaçlarını boyasından badanasından kırtasiyesinden her türlü şeyine kadar biz bir şeye bayramdan sonra imza atacağız. Artı. Milli Eğitim Müdürü'nün direkt yani direktifiyle. Çünkü İlker Bey ile az önce biz sizin yanınıza gelmeden önce kahvaltı yaptık. Bunların detaylarını konuştuk. Artı Atak Grup firması olarak da biz hani kamera bilişim sektöründeyiz ya. Hı-hı. O okulların tüm kamera sistemlerini biz hibe ediyoruz. Kendi adımıza. Artı hı-hı. Bir de artı daha var. Bizim bir kızımız var orada. Psikoloji danışman. Mardin'de Ayla Koç'u, İmgiyat'ın da üyesi yerlerdi. Kızımız da der ki, oraya gelen, oradaki okulların tüm şeylerin eğitimle ilgili psikolojik onun tüm ayağını ben kendim bedava şimdilik veriyorum. İleriki dönemlerde artık bunu çıtayı genişleteceğiz. Ülkeyi zaten ayakta tutan aslında bu dayanışma. Kesinlikle. Bu dayanışma çok güzel bir şey. Kesinlikle. Aileler arasında dayanışmamız var, böyle şehirler arasında var, o şehirden o şehire. Ne bileyim böyle kötü durumlarda herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor ülkede. Sanırım bu ülkemizi ayakta tutan da bu daha çok. Kesinlikle. Önceki şeylerde de size söyledim. Her şeyi devletten beklememek gerek. Evet. Devlet zaten görev üzerinde düşen görevi fazlasıyla yapıyor. Biliyorsunuz dıştan şu anda savaşlarımız var, şeylerimiz var. Eğitim ayağı zaten bir şekilde kitabının hakkında her türlü şu anda hibe ediyor. Artık devlet bir şekilde veriyor. Ama yetmiyor. Özellikle bizim doğunun da buna ihtiyacı var. Bizim gibi böyle STK'lara ihtiyacı var. Bizim gibi iş adamlarına ihtiyacı var. Biz her bir şekilde buna el atalım ki şu anda bu programı yapmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi. Ben el attım. Ön ayak oldum, arkamdan gelsinler. Ben varım. Adresim açık, kapım açık. Ben sosyal medyadaki tüm telefonlarımız, yerlerimiz, bize ulaşmak isteyen sizin aracınız olsun, bizim aracımız olsun. Gelsinler. Bakın ben diyorum ki ben kamera sistemlerini oraya niye verdim? Oradaki çocuklarımız gözlemlensin. Psikologu niye gönderdik oraya? Oradaki kişilerin hiç olmasa kafasındaki olan şeyleri yok edilsin, okusunlar. Biz eğitim aşığıyız. Yani yıllardır ben bunu dile getiriyorum. Ben kendi şahsım olarak da eğitim aşığıyım. Ben ölünceye kadar da eğitim diyorum. Başka bir şey demiyorum. Evet, ülkenin çok ihtiyacı olan şeylerden bir tanesi eğitim gerçekten. Özellikle genç nesiller eğitimden kesinlikle uzak kalmamalı. Tamam, yaşlı nesiller artık bir yere kadar yapılanlar yapıldı. Bundan sonra neler yapılabilir bilmiyorum ama genç misin en azından gereken eğitimi almak zorunda. Rahmetli Kemal Sunal bile 66 yaşında üniversite bitirdi. Doğru. Yani eğitimin yaşı yok. Ben buna katılmıyorum kesinlikle. Yani eğitim ölüme kadar eğitim var. Öldükten sonra da eğitim orada var mı yok mu? Tabii eğitim asla bitmez de ama genç kuşakların her türlü eğitim alması gerekir. Çünkü dünya nereye gidiyor, biz neredeyiz? Şöyle bakınca yani onlar adım adım gidiyorsa biz sıçrayarak gitmek zorundayız. İşte biz bunu da bu çıtayı yükseltmek için de biz el atmamız gerekiyor. Özellikle sosyal medya artık var. Sosyal medyada her şey oluyor. O sosyal medyada artık bir telefon illetinden kurtulup yani o telefonu yalnızca bir şey için kullanmayalım. Eğitim aracı olarak da kullanalım bunu. Yani biliyorsunuz bazı kurumlar şu anda televizyonlarda, filmlerde bir şeyler bunu dile getiriyorlar ama yetmiyor.
yüzlerce, milyonlarca şu anda şey alanı var. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, böyle. Bu çocuklarımıza bunu değil de yani bunu nasıl aşılayalım? Nasıl şey yapalım? Benim sosyal medya uzmanlığım da var. Bir amacım da bu, hani seminer sanal alışıklıktan sonra bu illetten kurtulmak için de projelerimiz var. Oturacağız, bunları dile getireceğiz bu insanlarımıza. Bir illet olarak görüyorsunuz. Kesinlikle. Sosyal medyayı. Kesinlikle. Aslında bazen çok yararlı oluyor, bazen de gerçekten bu işi ne amaçla kullanmaya bağlı herhalde değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Ben buna katılıyorum. Dediğim gibi bu belgelendirmeyi az önce size dedim ya, size yalnızca emlak müşavirliği belgesiyle sınırlı değil bizim. Bizde aşçılık, pastacılık, kişisel gelişim, bilgisayar uzmanlığı, muhasebe ve bunun üzerine sıra sıra girilecek. Yani hiç olmazsa birisini tamamlayalım ki arkası gelsin. Yani birden bire bir şekilde şey olduğu zamanlarda da karma karışık olur, şey olur. Biz tekrar söylüyoruz. Eğitime, aşık olun, tüm kurumlar, tüm kişiler, tüm şeyler kapımız açıktır. Peki şöyle bir şey sorayım. Gelip sizden belge alınlar, çeşitli dallardaki eğitimlerden sonra iş bulma meselesinde. İş bulma ile ilgili ben şu anda benim çalışmam, daha önceki programda da ben size anlattım. Mesela diyelim ki tıbbi sekreterlik belgesini alan arkadaşlarımız olur ya. Tıbbi sekreterlik. Evet. Mesela başlayalım orada. Tıbbi sekreterlikle ilgili şey, sizinle görüştüğümüz 3,5 aylık süre zarfı içerisinde hemen hemen tüm hastanelerin müdürleriyle, başhekimleriyle akraba olmaya çalışıyorum. Gidiyorum, çaylarını, kahvelerini içiyorum. Şu gençlerimize hiç olmazsa birer tane serpiştirsek, 50 tane kurum olsa, birer kişi alsalar bir ekmek kapısı açalım. Yani şu durum var, ben bu dikkatimi çekeyim. Sizin yanınıza gelmeden önce, hep yolda bir şekilde basmağına geçerken, aracı bıraktıktan sonra, her bir mekan üzerinde garson aranıyor, sekreter aranıyor, önemli diye bir şekilde bir tabela görüyorum. Ben kendi sosyal medyada gruplarım var. İşçi, işveren, eleman bulma platformu diye bir grubum var. Nereden bakarsan 1000'den fazla bir şekilde üyesi var. Friksiyonel işsizlik var. Ben iktisatçıyım, iktisat alanında ben tahsis gördüm, eğitim gördüm. Nasıl? Friksiyonel işsizlik. Friksiyonel. İş olup da, işsiz olup da, İşe ihtiyacım da iş beğenmeyen bir ton kesimimiz var. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum her zaman. Yani benim işe ihtiyacım var diyor. Bana bir şekilde sosyal medyada ulaşan kişiler de var. Gönderiyorum da. Ben artık İşkur müdürleriyle akraba oldum. İşkur il müdürümüz Kadri Kabak Bey, gerçi şu anda gittiği yerine yeni kişi tayin ediyor. Karabağlar İşkur Müdürü Ahmet Biberci'ye bunlara da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten yani kapısı sonuna kadar açık bizim için. Ve devamlı herkese de ne zaman Erdal Başkan birisi gelse o tamam başımın gözümün üstünde ve bir şekilde de gönderiyor. Ben kendim götürüyorum, bir şekilde yönlendiriyorum. Yani mükemmel bir insan. Yani bunları da biz hepimizde ben tek başına Erdal Ataklı olarak yapması gerekmiyor. Herkes bir el atmalı. Yani STK'lar yalnızca bir tabela olarak şeyinden çıksın artık, ben bunu istiyorum. Birleşmeden yanayım. Kesinlikle böyle bir ayrıştırma olmasın. Yani bu İzmir, Mardin değil. Hepimiz insanız, hepimiz Müslümanız. Bir şekilde bir elin sesi, iki elin sesi derler. Bu herhalde tıbbi sekreterlik, biraz evvel dediniz ya, bütün hastanelere gidiyorum, konuşuyorum. Evet. Özellikle herhalde özel sektörde. Özel ve devlet fark etmiyor. Ben tüm hepsine bir şekilde elimden geldiği kadar. Devletin bir şekilde şey yaparken, çünkü bizim gençlere de şunu diyorum. Sınavlar oluyor biliyorsunuz, KPSS sınavları. Hazırlan diyor. Hazırlanamıyorsanız da bakın bizim eğitim kurumumuz var. Gelin orada da biz size eğitim verelim diyoruz. Yani psikolog kontrolünde iki tane psikologumuz var. Şu anda nişanlanan gibi mübarek aydın beyefendi. Kendisi şu anda hazırlıkta ortak bir şekilde bir proje imza attık. Ata grubunun altında bu eğitim kurumunu açtık. Yani küçüğünden büyüğüne kadar psikologluk bir işi varsa özel odasında konuşuyor. Eğer çocuk tutup da eğitimle alakalı bir şekilde varsa 4-5 tane orada çalışanımız var. Onlara yönlendiriliyor. Bunu yapmamız gerekiyor. Doğudaki mesela bu şekilde imza attığımız projeye, inşallah Allah kısmet etse bayramdan sonra bunun detaylarını zaten biz sosyal medyaya da şeyde yansıtacağız. Bir iki gün sonra vali beye de gidip bunun çalışmalarını anlatacağız. İzmir valisi, Mardin valisiyle de bunu bir şekilde en sonki halde, protokol halde paylaşacağız. Milli Eğitim Müdürlüğü arası zaten şu anda görüşmelerimiz başladı. Okullar seçildi. O okulların mesela Mardin Ömer Lisesi'nin duvarlarının şu anda patır patır döküldüğü günün fotoğrafları geldi bana. Çünkü kimse el atmıyor, şey yapmıyor. Burada biz iş adamları olarak da biz elimizden ne gelirse artı Milli Eğitim Müdürlüğümüz artı buradaki okul temsilcileriyle beraber gideceğiz. Bu şeye de güzel bir imzaya, projeye imza atıp geleceğiz. Peki bunları yaparken oradaki iş adamlarıyla da bir temasımız oluyor mu? Tabii orada da bizim bir kurum daha var, Margiat. Murat Özkan Başkanıma buradan selamlar.
Kendisiyle de konuştuk. Onlar da Mardin Girişimci Genç İş Adamları Derneği. Girişimci. Evet. Evet. Onlar da hemen hemen bir sene yakın kurulmuşlar. Onlarla istişare halinde olacağız. Çünkü dirsek dirseği olmadan hani dedim ya biz biz olmadan bir şekilde bir şey olmaz. Benim olduğu yerde de hiçbir şekilde bir proje imza atılmaz. Ben bundan yanayım ve inşallah onlarla da dirsek dirseği olacağız. Bayramdan sonra inşallah ben gidip keşifi yapacağım. Ekspertizimizi yapacağız. Listelerimizi hatırlayacağız. Buradaki okul temsilcilerle bununla paylaşacağız. Çünkü sadece buradakileri oraya yardım etmesi olmaz bazı şeyler. Orada da iş adamları var. Ha, şu da var. Onlar da evlerini taşın altına koyması gerekir bir şekilde. Çünkü kendi yaşadıkları kent. Federasyonda Gençlik Kolları Başkanı'yken hep bir şekilde bir proje kafamda vardı. Biz bunları yaparken önümüzdeki yazın oradaki olan gençlerimizi hep buraya denize getirelim. Nasıl olur sizce? Çok güzel şey. Çünkü Marin'de deniz yok. Hiç olmasa deniz olan memlekette kardeş, badem kardeş diyor önümüze. Orada olan olmayan bir şeyi buraya getirelim, buradaki olan şeyi de oraya getirelim. Yani bu projeyi ben genişletmek istiyorum, yavaş yavaş genişletmek istiyorum. Bugün 10 okul dedik, keşke birileri alsa da dese de ki Erdal Başkan 10 okul... 10 okul Mardin çeşitli ilçelerinde mi yoksa hepsi Ömerli'de mi? Hayır, hayır, hayır. Ömerli'de. Mazıdağ, Midyat, Gerviş, 9 tane yakın ilçemiz var. Hepsinde teker teker eşitmeyecek. Neye göre seçtiniz? Hiçbir şekilde de yani... Okulun şey mi? İhtiyaçlı olan gruba göre. Onu da biz belirlemiyoruz. Milli eğitim. He. Milli eğitim. Bizim kızımız orada. Milli eğitim kendi arasında. Kendi arasında onlar çünkü yani. Ayrıştırma olmasın, hakkı yerini bulsun. Bir şekilde şey olsun. Bir tanesi de benim okulum. Niye benim okulum? Mardin Ömer'i dedim ya ben orada okudum. Çünkü ben okurken de biliyorsun da geçen sefer ki anlatmıştım ben size. Sevdamı, eğitim aşığı olduğumu, fakirlik yaşadığımı, defteri üçe bölüp de sonradan geri dönüp de tekrar silgiyle şey yaptığımı. Çünkü içimde bir hasret bu. Eğitim şeyi oradan geliyor. Ben bu hasreti ölüm gerçekleşinceye kadar gerçekleştireceğim. Ömrüm ne kadar vefa eder yani. Bilgiyatın içerisindeki arkadaşlarınız da hep sizin gibi mi? %99. Biri burada da. Ha o yüzden. Aynen. Ya, kesinlikle çünkü yani biz yola çıktık ve bir aile olarak çıktık. Bizim içimizde böyle bir şekilde ayrıştırıcı, herhangi bir şekilde şey yapar. Gelen insanlara biz aile diyoruz. İmgiyat ailesi diye artık yani bir nam saldı. Yani inşaat sektöründeki olan kişiye de ne yapıyoruz? Diyoruz ki bu iş varsa İmgiyat'ın içerisindeki olan bir arkadaş gelsin ilk önce ona şey yapalım. Hmm. Psikologlarımız aracılığıyla her zaman da o kişilerle de konuşuluyor, şey yapılıyor. Bir şekilde şey olsun onlara deyip ki mübarek beyi arayın. Bakın o bizim kafamızı yiyecek olan doktorumuz. Mesela bir proje daha söyleyeyim ben size. Aynı zamanda ben TOKİ uzun dönem TOKİ'nde başkan yardımcılığına getirildim. Şu anda yaz ayında Allah kısmet ederse sünnet organizasyonu. Sayın Yusuf Demircan hocamız var İmgiyat'ın içerisinde. Genel sekreterimiz. Kendisi sünnetçidir, cerrahtır. Bu projede imza atacağız. Şu anda onu hazırlıyorlar. Şimdi bir dakika. Uzun dönem TOKİ'de başkan yardımcılığına getirildiniz. Şimdi TOKİ ile şimdi bu sünnet meselesini anlayalım. TOKİ bizim doğuların en çok yoğunlaştığı bir kadife kadar oraya taşındı ya. Evet. Orada da fakir insan çok. TOKİ'nin lojmanlarında, evet. TOKİ'ye ait olan evlerde orada bir şey var, komisyon var neyse işte. Orada başkan yardımcısı. Derneğin başkan yardımcılığına getirildim, yeni getirildim. Sayın Mucik Ulu'da... TOKİ'nin bir derneği var yani. Bir derneği var. Evet. Mucik Ulu'da başkanımız yurt dışında ataşe olarak atanınca yeni bir yönetim oluştu. Halit Çakır başkanımız başkanlığa getirdi. Ben de başkan yardımcılığı olarak da şu anda o görevi yürütüyorum. Yani bu, oraya da daha başka bir projelerimiz var. Şimdi bunları şey yaparsak bir sefer olay başka çok şey olacak. Allah kısmet ederse projelerimizden bir tanesi bu olacak. İkincisi o bölgelerdeki esrar, eroin ve bu tarz madde kullanan, bağımlılığa karşı olan bir şekilde engel teşkil edecek tüm şehirlerimize geçen gün Sayın Kaymakamımıza buradan selamlarımızı iletiriz. Mehmet Sadık Tunç. Asaleten de görevine başladı. Evet, tebrik ediyoruz. Karabağlar'dan bahsediyoruz. Evet, tebrik ediyoruz burada sizin hocanızla. Evet, tebrik ederiz gerçekten. Evet, çünkü Karabağlar'da çok büyük projelere imza atan bir mükemmel bir bürokratımız. Yani Mardinli olması ayrı bir kenara gerçekten de. Yani herkesi de eşit davranan, kendisiyle görüşmemizde, şey yapmamızda. Karabağlar'da olan tüm yani şey olacak tüm projelere imza atacağını bize dile getirdi. Evet, çok ilginçti gerçekten. Birçok İzmir'in birçok ilçelerinden bile gelenler oluyor. Birçok kişiyle konuşuyoruz. Ama Karabağlar kaymakamlık kadar ismi dillendirilen hiç kimse olmadı bugüne kadar. Kesinlikle yani çünkü çalışıyor. Sayın Kaymakam çok seviyor. Nedense bilemiyorum.
Seviliyor çünkü yani adam görevinin aşkıyla şevkle yapıyor. Kimseye eşit davranıyor. Yani bu A parti, bu B parti, C parti yok onda. Şu Mardinli, şu İzmirli, şu şeyle o şekilde şöyle bürokratinin gerektirdiği tüm şeyleri. Çünkü yani kapısı açıktır. Herkes açıktır. Kaymakamımızla birlikte alalım sizi bir gün buraya. Şeyler söyleyeyim. Neden olmasın sizin aracınızda şu anda o da belki. Gerçekten ismi çok dile getirilen bir kişi. Hatta asaleten atandığını duyunca baktım birçok. Evet, çok sevindim bize. Birçok şeyde basın yayın organında hemen resmi çıktı. Karabağları sevilen kaymakam diyerek de. Evet, bu da yeni görevde başarılar diliyoruz Sayın Kaymakam. Her ne kadar aynı göreve devam ediyor olsa da. Kesinlikle yani o açıktır yani şey daha büyük makamlarda görmek umuduyla diye şey yapalım. Çünkü ama Karabağların onu bırakabileceklerini düşünmüyoruz. Çünkü çok seviliyor. Gerçekten çok seviliyor orada. Bize de diyor bizim açımızdan STK'larda yapacağınız tüm yani şey olacak olan şeylere her zaman ben varım. Buradaki mesela Marmara'daki projeyi de biz sürpriz olarak şu anda yeni duymuş oluyor belki eğer dinliyorsa kendisi. Biz kendisine de gideceğiz. Yani çünkü ben tekrar söyleyeyim. 10 okulla başladık. Keşke bunu yüze çıkarsak. Bunlara gerçekten birileri el alsın. Vakfımız arkamızda. Sayın Rasim Kahraman Başkanımıza selamlar. Yani çünkü onlar da arkamızda destek. Ben de oranın da mütevelli heyeti üyesiyim. Mardinler Vakfı'nın. Evet, Mardinler Vakfı. Ha. Federasyonumuz da kültürel şeyleri yapıyor. Biz iş adamları olarak biz bir kenara biz şu anda kurumsal olarak yalnızca ve yalnızca iş adamlarıyla ilgili şeyleri yaptık. Kültürel anlamdaki olan tüm projelerin arkasında biz durmaya varız. Biz bunu her zaman dile getiriyorum. Adam akıllı bir şekilde proje yapıldığı zamanlarda iş adamları olarak biz bunlara destek vereceğiz. Yani biz kültürel şeyde bu tarafta iş adamları şey bu tarafta. Biz bir iş adamları olarak da tek bir şekilde şeyimiz var. Yani İmgiyat'ın kurallarından bir tanesi. Gerçekten iş adamı kimliğine sahip, kurumsal, vergi levhasına sahip, o da kaydı olan kişileri biz şu anda üye alıyoruz. Çünkü yani kurumsallık bunu gerektirir diyor. Gerçekten iş adamı diyorsunuz vergi levhası olarak. Evet yani çünkü bir ton dernek var. Ben gördüğüm kadarıyla böyle tabela derneği olan bir ton yerler var. Biz bunların o kabuktan çıkıp da bir şekilde gerçek bir şekilde eğitime de el atmaları gerekiyor. Kültürel şeylere de el atmaları gerekiyor. Mesela Ekrem Demirtaş Başkanımızın bir kelimesi vardı. Köy derneğiniz çok. Evet bizim köy derneğimiz evet, var ama çok niye? Biz metropolde köy derneklerine önem veriyoruz ki hiç olmazsa kültürlerini burada da yaşatabilsinler. Yani çünkü biz hani bu köydür, bu ilçedir, bu şey değil. Biz maddi olarak yani yedi dilin, yedi ırkın yaşadığı bir bölgeden geliyoruz. Önceki programda bilmiyorum söyledim söylemedim mi? Ben bir gün Mardin'e giderken Cuma gününe denk geldim. Öğlen saatinde uçaktan indikten sonra hatta Cuma namazına da yetişemedim. Çok susadım. Yoldan geçerken eski Mardin'e doğru giderken sağ tarafta beyefendi bana bir su verir misin dedim. Satış yok beyefendi. Bakkalda yaptım. Evet satış yok dedi. Neden dedim. Şu anda bir Ramazan mıydı? Cuma, evet Ramazan idi. Cuma günü. Bugün Cuma dedi, benim komşum dedi, Müslüman dedi. O dedi şu anda namazdan gelmeyecek öyle satış yok. Siz dedi Süryani'yim dedi. Şuradaki güzelliğe bakın yani. Kesinlikle adam diyor ki ben satış yapmam diye. Ve bunu da hiçbir yerde göremezsiniz. Herkes aynı anda oturup kahvesini, çayısını, yemeğini, her türlü şunu yer içer. Kimse böyle dinli orada öne sürmez. Dilin nedir demez. Ayrıştırmadan vazgeçelim. Yani sen bu doğulusun, sen İzmirlisin, sen şey bundan vazgeçelim artık. Hepimiz biriz, Adem'le Havva'dan gelmeyiz, Müslümanız. Ben bunu dile getiriyorum her zaman. Yani bu da eğitimde olur. O yaşıyor mu gerçekten abi? Yaşıyor. Şimdi tamam, siz güzel bir örnek verdiniz de. Şimdi ben birkaç yıl önce herhalde Mardin'in o güzel bir korosu var. Her dinden söylüyor, Süryanice, Türkçe, birçok dilden. Berdan Mardin'in şarkısı. Evet. Bir koro geldi buraya, o koroyu ilk defa duymuştum. Nihat Erdoğan'ın herhalde Mardin Kültür Evet. Müze Müdürlüğü'nün korosu. Evet, onun korosu. Birkaç yıldan söylüyorlar böyle çok güzel şarkılar, çok güzel tepkiler dedik onlardan. O kültür gerçekten yaşatılıyor mu? Yaşatılmaz. Yoksa birileri böyle balta vurmaya çalışıyor mu diye. Öyle bir şey yok kesinlikle. Bir örnek vereyim sana. Hani savaştan bahsediyor, neyden bahsediyor, terörden bahsediyor, şuradan bahsediyor. Kadife Kale'de bir olay olduğu zaman da İzmir'e mal ediliyor. Mardin'de ufacık bir ilçede bir şekilde Mardin'e mal ediliyor. Böyle bir şey yok. Gidin görün ya. Şöyle bir uçakla atlayın iki saat ya. Gezin tozun kimse size şey demez. Ben örnek vereyim. Bir tane Sivaslı bir kızımız şeye gitti. Nusaybin'e atandı. Üç sene önceydi. Giderken ağlıyordu.
Dedi ki dedim niye? Niye olarak? Yani dedi ki benim öğretmenlik. Öğretmen. Dedim ki dedim niye ağlıyorsun ya dedi ben orada nasıl yapayım ne yapacağım. Ben kuzenimi aradım. Hıdır aradım. Dedim Hıdır bak bir tane kızımız geliyor. İnanınız olsun havaalanından alınmasına kadar, evinin tutulmasına kadar, her tür şeyine kadar. Ve kız oradan bir koca buldu evlendi. Gelirken de sevinçli gözyaşlarıyla geri geldi. Evet Erdal abi gerçekten de haklıymışsın dedi. Benim de bir aklım onlar da oraya şark hizmeti olarak gitti. Fakat bir türlü gelmek bilmedi. Orada kaldı ve en sonunda orman emekli olmuştu. Kesinlikle memurlarımız evet. Da böyle. Memur olarak atanan oradaki kişilerin şöyle. İnanınız olsun maaşlar ceplerinde kalıyor. Çünkü bizde komşuluk ilişkileri değişiktir. Bir şekilde ben buradaki yani apartman kültürü dediğimiz olayı. Çünkü komşuluk komşuyu burada tanımıyor ama biz orada bir yemek pişerken bir kapını da size veriyor. Bir sütü sağarken bir kısmı sana ve bir yumurta çıkarken de bölüştürmeyi biliyoruz biz orada. Çünkü para harcayacak bir şeyimiz yok orada. Gelirken arabayla daire parası olarak geri geliyor memurlarımız orada. Mardin'i mi istedik? Üzerine müsak. Neden olmasın? Mardin'e gel Mardin'e diye bir şarkımız var biliyorsunuz. Evet, İzmir'deki projelerden biraz daha bahsedelim. Çocuklar için eğitim projeleri vardı. Bu çocukların eğitim projeleri biraz daha gelin. Çocukların eğitim projesi, tekrar söyleyeyim sizin çocuğunuz varsa bir şekilde de maddi durumunuz bu sadece Mardinlere ait bir şey, Mardin çocuklarına... Bu arada biz imgi atayınca Mardinlerle oluşma bir dernek değil, onu da söyleyeyim size. Bizim içimizde şu anda Bitlis'i, yani Bitlis Dernek Başkanı Sayın Mustafa Çağlar Beyefendi, Muzaffer ve buna benzer yani Kars'ından tutun Çorumlusu'na kadar, şeyine kadar 7-8 tane yakın şu anda Fahri üyemiz var. Yani bunu biz hatta Tüzük'te de yazdık. Fahri üyeler alınabilir. Tamam, oy kullanma hakları nasıl sahip edilir ama düşüncelerini, fikirlerini bir şekilde derneğe katkı verecek her türlü şeyde varız dedik. Ve kapımız da yani Fahri üyelere de açıktır. Mesela sizler de Fahri olarak da şimdi sizin aracılığınızla burada üye yapabiliriz yani sıkıntı yok. Mardinler demiştik ama peki derneği geliştirme düşüncesi var mı? Tabii dernek şu madem Fahri üyelerde kabul ediyorsunuz. Biz derneği geliştirme şöyle, şu anda yerimiz bittikten sonra, şey yaptıktan sonra hani sayı sınırı yok. Bizim toplantılarımızda genelde bunu şey yapıyoruz, 100 kişiyiz ya. İş adamı da çok, şu anda bizi gözlemleyen, daha merak eden, daha içimize gelip girip girmemeye bir şekilde soru işareti olan kişiler var. Mesela ticaret odasına gittik, başkanımıza dedik, sizdeki olan üyeleri biz istiyoruz liste halinde. Çünkü yani o kişiler de gelsin bizi tanısın, şey yapsın. Biz kurumsallaşmadan yana desin. Yani 100 tane kişi, onlar kişiler iş adamı alırsa 1000 kişi yapar. 1000 kişilik bir güç ne demektir. Gümbür gümbür. 1000 kişi hiç olmazsa yarın bir doğuya bel atıldığı zamanlarda o kişinin de maddi manevi gücü her zaman da yanında olacaktır. Biz genelde de geçen sene ben şey projesine ortak olmuştum biliyorsunuz. Yalnız değilsin çocuklar. Çanta, içinde kırtasiye dolu 4000-4500 çanta. Kemal Altay esnaf ile beraber. Evet. Şu anda hatta dernekleşti, yalnız değilseniz çocuklar derneği oldu orası. Onunla beraber bastık gittik Nusaybin'e, o 4500 çantayı dağıttık geldik. O kişilerdeki yani pırıl pırıl o göz yaşını, oradaki şeyi yani insan tasavvur edemez yani. Bu yardımlar bittikten sonra, çanta yardım yapmıyor. O yardım bittikten sonra kontak kesiyor mu yoksa bir şekilde devam ediyor? Her sene var. Mesela devam eden her zaman bir şekilde var. Ben federasyonda da bunu yaptım. Sayın Beşir Çoban Başkanım olsun, Murat Savcı Başkanım olsun, Vedat Can Başkanım olsun, benden sonra gelecek olan tüm şeyler. Atkı bere eldiven kampanyalarımız vardı her sene. Bu devam ediyor. Atkı bere eldiven. Kış aylarında çocuklarımızın üşümesin diye bir şekilde yaptığım bir proje bu. Yani benden sonraki arkadaşlar da sanırım yapacaklar, yapmazlarsa bizim yan olarak da gene devam ettireceğiz. Çünkü benim dediğim gibi çocuklara, gençlere karşı bir sevdam, eğitim sevdam bir başkadır. Ben ömrümün sonuna kadar bunu da ne kadar ömrüm ne kadar vefa ederse bunu hem aşılayacağım hem de bir şekilde gerçekleştireceğim. Bu çocuklarımıza el atan, bu çocuklarımızın eğitimlerine özellikle eğitimin olmadığı yerde zaten başarı olmaz. Peki bu şey mesela bu yardım ettiğiniz çocukları nasıl biliyorsunuz? Yardım ettiğiniz çocukları genelde... Mardin'dekileri bak burada bahsediyorum şimdi. Buradaki mesela örnek bir projeye önceki dönemde imza attık. Okul ismi verebiliyoruz değil mi? Tabii. Beştepe'de Lisesi. Daha önce Nevar Salih İşgören'de müdür yardımcılığı yapmış olan bir tane hocamız var. Gönül Hoca. Gönül Hoca bana ulaşıyor. Beştepe'de Lisesi biliyorsunuz. Orada da madde bağımlılığının çok olduğu bir bölge. Beşe bölge. Hanımefendi ne yapıyor biliyor musun? Oradaki dışarıdaki okuyan ve de okumaya çalışan çocuklara bir tane yer açıyor. Aşçılık eğitimi verdirmek için bir şekilde kanal açıyor. Kanal açtıktan sonra diyor ki Erdal Başkan
bak böyle böyle bir şey açtık. Milli eğitim, o devlet bir şekilde el atlar, bu kadarına biz vakıfız. Siz STK olarak da el atar mısınız? Yani ne demek, ne demek? Bu bizim, benim için öyle bir şey ki anlatamam. Gittim dedim ki Gönül Hocam, Sayın Müdürüm, elimizden ne geliyor? Onu söyleyin size. 20-30 taneye yakın gencimiz şu anda aşçı olabilmek için hali hazır ve bunun 20 tanesine yakın madde bağımız. Biz bastık gittik, maddi, manevi, ne şey ihtiyaçları varsa, hatta bu senede onlar ortak bir projemiz olacak. Geçen gün gene aradı, birincilik alan, aşçılık alanında birincilik alan öğrencileri var. Kimse el atmadı ya. Üzüldüm ben bunu. Ve bunların birkaçı da doğuluydu. Ama ben ona dedim, bundan sonraki tüm projelerde, tüm şeylerde bizi arayın. Elimden ne geliyorsa, ben yapamazsam bile bulduracağım. Bir şekilde el atacağım, bu insanlara el atarım. Çünkü madde bağımlı kadar kötü bir şey yok. Çünkü eğitimsizlikten ileri geliyor. Şeyden dolayı geliyor. Yani bu insanlar eğitimli olmuş olsaydı, cahil olmuş olsaydı bunun tutup da o zarar vereceğini nereden bilirlerdi? Ve bununla ilgili daha o projeleri zaten ileriki dönemlerde anlatacağız. Bununla ilgili bir bomba projem var zaten, daha hala söylemiyorum. İşte soru şeydi, çok güzel kurslar açıyoruz, bir şeyler yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz, her türlü yardımcı oluyoruz. Önemli olan kurslardan sonra iş bulmak meselesi. İş bulmak, tekrar söyleyeyim sana, devletin kurumları zaten iş kur aracılığıyla. Ben akraba oldum diyorum artık size. Ben tutup da Ahmet Bey'i de arıyorum, Ayşe Hanım'ı da arıyorum. O kişilere de gerekirse ben kendim arabamla bindirip de götürüyorum. Bir şekilde iş bulmak için çaba gösteriyorum. Çünkü hayır duası kadar güzel bir şey yok. O kişilerin hayır duası bana yeter. Ben demiyorum ki de o insanlardan bir şekilde bir beklentim olacak diye bir kavram yok. Çünkü insanlar bir şekilde maaş sahibi olduğu zaman, şey olduğu zamanlarda da Allah bin kere razı olsun. Geçen gün mesela denetleme kurulu başkanlarımızdan Fevzi Baştaş, Baştaş Market Zincirinin sahibi, kendisiyle oturduk, şey yaptık. Ne kadar güzel bir şeylere imza atıyor biliyor musunuz? Kendi açtı, şu anda 30'a yakın, şu anda herhalde şube açtı. Torbalı'da da 25'inde tekrar şubesi açılacak. Açarken kasap mı ihtiyacı var? İş kuracıyla, şehirciyle gidiyor oradaki kasapları yetiştirtiyor. Sonra yanına eleman olarak şey yapıyor. Yani bunlara da imza atılsın. Mesleki yeterlilik belgeleri dedik ya. Mesleki yeterlilik belgede şey sınırı yok. Evet, soruya bakalım. Feyzi Ceylan'dan gelmiş bir soru. Mesleki yeterlilik belgesi hangi meslekler dahildir? Tüm meslek dallarında inşaattan tutun, şeyinden tutun, her türlü şeyden kesinlikle meslek yeterlilikle ilgili şu anda hazırlanıyor. Bunların zaten 25'er kişilerlik kişi hazırlanıyor. O kişilerin listesini alıyoruz. İstanbul'dan hocamız geliyor. İstanbul Uluslararası Eğitim Bilim Konfederasyonu öylesi dedi ki, oradan hoca geliyor. Burada hoca eğitimlerini şey yapıyor. Örnek vereyim, inşaat sektöründe diyelim ki sıvacı diye bir şekilde bir belge verilecek meslek yeterlilik. Artı zaten bu belgelerin de KOSGEB ve devlet aracılığıyla da geri parasının geri bir ödenmesi var. 305 civarında bir şekilde belge parası veriliyor. 10-15 gün içerisinde o hesabına geri olarak dönüyor. Biz yalnızca aracıyız. Aracıyız. Yani bizler... İstanbul'da mı geliyor şeyler? Hocam? Tabii belgeler. Belge İstanbul'dan geliyor. Ya, hocalar da İstanbul'dan mı geliyor? Hocalar İstanbul'dan geliyor ve Bursa'dan geliyor. Burada yok mu? Burada da olacak, biz yetiştirecekler. Artık bundan sonraki süreçte yetiştirecekler. Buradaki hocalar artık. Ben mesela burada emlakçılık belgesiyle hocaya gerek yok çünkü Şefik Hanım'ımız var. Kendisi meslek uzmanı. Yıllardır gayrimenkul danışmanlığı yapmış olan bir hocamızdır. Psikologumuz Mübarek Aydın kişisel gelişim dersini veriyor. Ben de iktisatçı olarak 1-2 saat artık yani çene yoracağım artık orada insanlara bir şekilde şey yapacağım. 2 gün boyunca biz bunların eğitimini verip 1 hafta boyunca açık öğretim sistemini anlatacağız. Belgelerini hazırlayacağız. Ondan sonra YÖK onaylı 16 ülkede geçerli bir belge veriyoruz. 16 ülkede kesinlikle. Yani hem Türkçe hem İngilizce. 16 ülkede geçerli. Bir belgeye sahip oluyorlar. Onun aracılığıyla vergi dairesindeki işlemlerini de şeylerini de yapıyorlar. Çünkü içimizdeki mali müşavirler de hiç olmazsa oradan diyoruz ki bakın bunlar da artık belgelerini verdik, siz de yardımcı olun. Belediye olsun, diğer kurumlar olsun, o da işlemleri olsun. Bu hangi meslek dallarında 16 ülkede geçerli olan belgeler? Şey var. Özellikle bakın tıbbi sekreterlik var. Bilgisayar var. Kişisel gelişim var. Emlak müşavirliği belgesi var. Site yöneticiliği diye bir kol açıldı. Bilgisayar ön muhasebe kolu var. Eskiden fon öğretim kurumları diye bir kurum vardı. Daha şimdi evet. Yok. Evet. Ona benzer bir kurum bu. Ama hocası buradan sevgi ve saygılarımı gönderelim. Ali İlseven hocam, profesör doktor.
kendisi de Kosova Üniversitesi'nin dekanlığına da atandı. Hmm. Buradan da aynı zamanda tebriklerimizi iletiyoruz. Kurumun da başkanıdır, psikologdur kendisi. Uluslararası Bilim Eğitim Konfederasyonu başkanıdır. Banu Berdan Hanım'la artı Nihat Kalkandelen'le beraber üçü bu kurumun yetkilileridir. Onlarla devamlı koltuk koltuğa dirsek dirseğe bir şekilde bu kurumu Ege bölge ayağını biz aldık, yönetiyorlar. Bize de bu kapıyı açtıkları için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Gönüllü çalışmalar mı var yoksa böyle? Ufak bir ücret karşılığı bir şekilde çağırıyor. Çünkü bir örnek vereyim size. Emlak müşavirliği belgesini halk eğitim merkezi aracılığıyla verildiği zamanlarda 200 lira bir ücreti var. Artı 2,5 ay boyunca gidip geldiğinizi bir düşün. Mazot yakması var. Esot'ta gittim bile giderse yemek yemesi var, artı var. 300-500-600 liraya bir akar. Yani ona yakın bir şekilde bir ücret alınıyor ama tek seferde ödüyorsun. Ama belgeye de sahip oluyorsun. Onun dışında başka şey. Evet, anlattığınız çok güzel. Tabii bir dernek olarak bunu yapmak çok daha önemli aslında. Başlangıç bunlar. İnşallah bütün sivil toplum kuruluşlarına da örnek olur. Çünkü birçok sivil toplum kuruluşu var. İsmi sivil toplum kuruluşlarına bakıyoruz. Böyle evet. İçeride sadece pişpirik oynamaktan da öteye gitmiyorlar. Kesinlikle. Her derneğin yapabileceği bazı şeyler olması lazım. Kesinlikle. İsmi ne olursa olsun. Valla biz ön ayak oluyoruz. Ön ayak olmaya da devam ediyoruz. Dediğim gibi biz buradayız. Sosyal medyada da dediğim gibi tüm gruplarımıza ekleyebilirler. İmgiyat'ın tüm şeyleri imgiyat.com sitemizden, imgiyat@hotmail.com mail adresimizden, imgiyat LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook ve diğer sosyal medyada şey imgiyat diye girdiği zaman otomatikman tüm önlerine geleceklerdir. O şekilde ekleyip bize de ulaşabilirler. Dediğim gibi firma ismi herhalde yasak yok. Atagroup yönetim danışmanlık firması olarak da eğitim ayağının tüm şeylerini biz yapıyoruz. Yani gayrimenkul danışmanlığı, eğitim danışmanlığı, artı yarın bir gün ileriki dönemlerde de gençlere de şu anda bir iş kolu açılması açısından da ben Adil Gül gibi bir şirket açtım. Araştırma şirketi. Evet. Şu anda bir ton işsiz genç var, üniversiteli genç var. Onlara şimdiden haber saldım. Hazır olun. Bir şekilde bir siyasi bir şekilde şey olduğu zamanlarda ben araştırma olarak İzmir geneli, Ege geneli o kişileri işe alacağım. Bir ekmek kapısı açmış olacağım. Tabii. Bir gün bile olsa, bir ay bile olsa, iki ay bile olsa. Şirket açıldı ama faaliyete henüz geçmedi. Yok daha yeni şey oldu. Hı-hı. Atak organizasyon diye yönetim danışmanlık olarak. Tabii firmalarda, siyasi partilerde zaman zaman araştırmacılar. Bizde sıkıntı yok. Yani A, B, C, D partisi sıkıntı yok. Çünkü yeter ki bu gençlerimize el atılsın. Evet. Sevdamız gençler, tabanda başlayalım. Ona göre tavana doğru gidelim. Evet. Kademe kademe, basamak basamak gidelim. Tek sevdam. Evet, süremizin sonuna da gelmiştik. Sohbet güzel. Ama anlattıklarımız çok daha güzel. Gerçekten şehirler arasında öyle iletişim kurmak, şehirlerin birbirine yardımını sağlamak, buradan oraya, oradan buraya bak. Öğrencilerin gidip gelmesi ki, yakınlar evet. Açacak çok projede. Evet. Değil mi? Özellikle eğitim sektöründe yapılanlar çok daha önemli. İnşallah çalışmanın bu sektörü başlarında devam edilir. Evet, son sözlerinizi alalım şöyle ekranlara dönüp de neler diyorsunuz? Son sözü var. Özellikle gençlere tabii. Valla gençlere tek şey mi? Şunu diyorum. Eğitim, eğitim, eğitim. Okuyun. Hı. Açık bile olsa, yani dışarıda bile olsanız. Açık öğretim sistemini gerektirdiği tüm şeylerde kesinlikle birisine okuyun. Ben dediğim gibi yıllardır bunun şeyle uğraşıyorum. Ben bile şu anda ikinci üniversiteyi bitirmek üzereyim. Ve diyorum ki bu 3 olur, 5 olur, 10 olur. Yeter ki bu eğitime el atılacak olan tüm şeylerde, projelerde bana ulaşabilirsiniz. Ben her şekilde size yardımcı olmaya varım. Ahmet Bey'e de çok selam. Gerçekten de yani konuk edip de bizi bu tarz şeye fırsat verdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Güzel, bundan sonraki projelerde de inşallah gene bir arada oluruz. Çünkü başlangıcı bomba projemiz yani en sona saklıyoruz. O da dediğim gibi kurumumuz açıldıktan sonra tüm kurumların da kurumlara da ihtiyacı olan bir projedir. Seneden sonra daha doğrusu. Bizim imgiyatın. Sene sonuna gelmeden açılacak. Sene sonuna gelmeden kesinlikle açılacak inşallah. Ondan sonra o projeyi... Son bir şey daha sonra. Bu kadar enerjiyi nereden buluyorsun? Allah.
Evet, çok teşekkürler. Evet, Sayın Seyirciler, yayınlarımızdan burada sona eriyor. Konuğumuz Sayın Erdal Ataklı'ydı, Bilgi Yatısı Başkanı. Biz Sayın İlginlerisi olarak kendisinin çalışmalarında başarılar diliyoruz. Ve yayınlarımızda bilgilerle tekrar buluşmak dileğiyle hepimiz hoşçakalın.